Evet kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri hepinizi tekrar tekrar selamlıyorum. 69.900'ü bir türlü 70.000 yapamadık şikayetlerden dolayı arkadaşlar. Lütfen kısa kısa dahi olsa oynatma listesini açın. Açık bırakın ne bileyim eski videolardan birkaç birkaç tanesine falan bakın. Sevdiklerinizi davet edin. Şu 70.000 barajını bir aşalım ondan sonrası kolay inşallah. Fenerbahçe'ye müjdeli haber Lindelöf. iki tane uzun haberim var sonra kısa haberim var. Manchester United Fenerbahçe'nin gündemine gelen Victor Lindelöf'e gelecek teklifleri değerlendirmeye alacakmış. Ve Manchester United yolları ayıracakmış arkadaşlar. Böyle bir karara varmışlar. Ha zaten beklediğimiz karardı. Zaten tekliflerini değerlendireceğini biliyorduk. Bir yıl daha sözleşmesinin olduğunu biliyorduk. Burada bir sıkıntı yok. Biz olabildiğince ucuzda alma niyetindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani 2017 yılında Benfica'dan 35 milyon euroya almıştım şu anda piyasa değeri 15 milyon euro görünüyor ama Şunu söyleyeyim hani Beni de alsanız oraya koysanız Benim de piyasa değerim herhalde bir 7-8 milyon euro olur diye düşünüyorum Çünkü Manchester United orası bir marka yere Ne kadar da Loser United olsalar da e, Bir şeyliği var Lindelöf'ün beğenilme sebebi şu Geriden o kadar güzel oyun kuruyormuş ki yani nokta atışı pasları yapıyormuş arkadaşlar Nokta atışı Adrese teslim kargocu gibi paslar o yüzden beğeniliyormuş Zaten Mourinho'nun da ilk idmanlarında birçok kişi bana aynı cümleyi söyledi. "Hocam dedi. Mourinho'nun en büyük özelliğinden birisi şu. E, geriden oyun kurma çalışması yaptırıyor." dedi. Yani geriden oyun kurma çalışmasını çok fazla yaptırıyor dedi. O yüzden de e, herkes aynı fikri benimsemiş durumda. Herkes diyor ki "Hocam diyor bu adamın derdi tasası bu." Yani bu adam geriden oyun kurdurmayı seven bir adam. E, Lindelöf de geriden oyun kurmayı becerebilen bir futbolcu olduğu için kadroya katma derdi bu yüzden diyor. Ha da bu meziyet yok. Doğruya doğru. Samet Akaydın'la oyun kurayım desen ı, ı, ı yani anlatabiliyor muyum? O yüzden de bu Lindelof konusunda ciddiyiz ama ne kadar ciddiyiz ne zaman olacak bilemiyorum. Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden resmen açıklandı. Resmi olarak açıklandı hepsinin de yolu açık olsun diyeyim. Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden. Fenerbahçe kadın futbol takımı 10 futbolcuyla yollarını ayırdı. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı 10 futbolcuyla yollarını ayırdı. İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elizabeth, Beyli, Zote, Nina, Kapo, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, <laughs> Haley Lanier Berk, Olga Sevcova ve Zenata Koleman. Koleman'la yolların ayırdığı açıklanmış. Yani Fenerbahçe Petro Ofisi kadın futbol takımımıza görev alan İlayda Civelek falan diye başlıyor arkadaşlar. İki kere okumayayım. Yollarımız ayrılmıştı. Fenerbahçe ailesine verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder. Kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz diyor. Yani futbolda da aslında bazı ayrılıklar olacak. Mesela benim aklıma geldiği kadarını söylüyorum. işte Mesela bir Luan Perez. Düşünüyorum. İşte bir e, Zaits ki, Bir Kent 3. Bir Serdar Aziz 4. Bir Samet Akaydın e 5. Luan Perez. Saydın mıydı lan Luan Perez e? Ha, Tek tek saymanın lüzumu yok. Mesela Burak Kapacak. Thiago Çukur. Belki Emre Demir. Jorginho kiralık gidecek. Eee... Omar Fayet, Ertuğrul Çetin belki kiralık gidecek. Aynı şekilde Ceko belki gidecek buradan. Satışa sunacağımız isimler var. Belki satılacak isimler var. Yani çok ciddi bir havuz var şu anda Fenerbahçe'de. Ve çok ciddi gitme adayları mevcut. Aynı zamanda Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü Pazarlığı içerisindeyiz. Her an tamam diyebilirim arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Morata'yı istiyoruz. Onlar da yüksek bedel istiyor. Biz biraz daha düşürün diyoruz. Onlar yüksek bedel istiyor. Sonra biz Allah'ınız varsa indirime gidin diyoruz. Onlar da no. Oh my god. Bizim Allah'ımız yok falan diyorlar. Tövbe aşağı tövbe estağfurullah. Ee, bakalım Morata konusu biraz uğraştıracak gibi. Hatta ben şunu söyleyeyim. Temmuz ayının ortaları gibi anca olur. Eğer Morata transferi gerçekleşecek olursa yoksam yok. Çağlar Söyüncü için de beklemede kalın arkadaşlar. Sevgili Kadıköy Sokak takipçileri. Samarziç. Samarziç için elimizden geleni yapıyoruz. Yani işin içine Amerikan ya başkanı dahil hepsini kattık. Hepsini bir şekilde e, sokuşturma derdindeyiz. Hepsi araya girsin de bir şeyler yapalım diye. Yani <laughs> durum bu. Şimdi Yalçın Sabuncuoğlu diyor ki Fenerbahçe'nin para sorunu yok. Sol öne ve Santrafor'a 35 milyon euro ayırmış durumda. Şimdi Samarziç Fenerbahçe'ye öneriliyor. Fenerbahçe oyuncunun durumuna bakıyor. Bak ya Samıcıoğlu'nun kendi paylaşımı bu. Oyuncunun kulübü 20 milyon üstünde istedi. Fenerbahçe'nin para sorunu yok şu anda diyor. Yani eee kiralaması bile bayağı aldı gitti de ya. Yani sol öne santrafor 35 milyon euro. Şimdi arkadaşlar 8 milyon euroya hani ben diyorum ya Morata'yı 8 e alma niyetimiz var. Siz diyorsunuz ki hocam 8'e bak futbolcu alıyormuşuz. Ulan belki 7'ye de yedek forvet alacağız. Ya belki de 7'ye yedek forvet alacağız ne biliyorsunuz. Ha Samarziç konusunda 20'nin üstünde bak. Bu da doğrulanmış oldu yani 25 milyon euro arkadaşlar bendeki veriler bu şekilde. 25 milyon euro isteyen takıma da bir şekilde ödeme yapılır diye. Şimdi yine Yağız Sabuncuoğlu Yusufen Yusuf en Nesiri için Sevilla ile temas kurdu. Oyuncunun durumunu sordu. Ben şunu söyleyeyim. Evet oyuncunun durumu sorulmuş olabilir. Ancak oyuncunun durumunun sorulması demek oyuncu alınacak anlamı taşımıyor. Yani belki de Sevilla'nın istediği çok enteresan bir tekliftir. O yüzden bunu geçiniz. Zaniolo'ya Atalanta'nın ciddi bilgisi var ama şu an için Galatasaray memnun demi teklif gelmedi demiş. Lindelöf için Manchester United'la bir temas oldu ama devamı yok şu anda diyor. Ee, devamı haftaya. Ciddi söylüyorum ha şaka yapmıyorum haftaya. Önümüzdeki hafta içinde Lindelöf işi yüzde yüz olarak oldu ya da olmadı olarak şey yapar. Yağız Savuncuoğlu Beşiktaş Morata'yı bir yoklamış ama aynı yanıt almışlar. Morata Türkiye'ye gelmek istemiyorum demiş diyor. Yani Morata Türkiye'ye gelmek istemiyorum demiş. Belki de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Başka ne diyor? Dur. Ya Samancıoğlu'ndan yine ben bir şey buldum. Galatasaray ve Fenerbahçe Höyberg istiyor. Dortmund'un da ilgisi var. Geçen sezon çok farklı rakamlar konuşuluyordu ama bu sene 10-12 milyon euro'ya kadar düştü demiş. Mustafa Hoca'nın duyumunu yine doğrulamış oluyor. Ben size ne dedim? 18 istiyorlardı geçen sene. Bu sene 14 istiyorlar dedim. Biraz daha düştü. Lewandowski konusunda bir şey yoktu. Ne diyor? Yaroslav Hoca Dortmund seni alamadı. İkinci sırada e, Ferdi var demiştik. Portekiz maçında Dortmund scoutları hücum anlamında Ferdi'yi çok beğenir ama savunmadaki eksiklerini söylüyorlar. Sol bek için 3 tane yeni aday belirlediler demiş. Kendileri bilir. Al Musrat için Suudi Arabistan'dan yakın zamanda teklif gelebilir. 20 milyon euro üstü diyor. Aman gelmesin. Koman için Somut bir şey yok demiş yine Yavuz Sabuncu oğlum. Ya, ya so, Kuman zaten ya somut bir şey de kesin soyut bir şey bile yok. Fofana için kapıyı 35 milyon Euro'dan açıyorlar ve Fofana da Türkiye'ye gelmek istemiyor demiş. Yusuf Fofana bir şey daha vardı. Ha Morata Türkiye'yi yeni seçenek olarak görüyor. Ağustos başına kadar hiçbir takımla bulamazsa e, gelmez diyor. Yan ben başkasının duyumlarını okumaktan şey yapmıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Keyif almıyorum. Ama başka duyumcuların ismini vererek okumaktan da gurur duyuyorum. En azından şunu anlayın. Ben milletin duyumunu çalıp da yani milletin duyumunu çalıp da 3 kuruş 5 kuruş için şunu bunu yapmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bilin. Benim duyumlar bu şekilde. Nerede kalmıştık? Lindelöf dedik. Çağlar. Murat'a 15 istediler. Adamın sözleşmesinde 12'ye serbest kalır maddesi var. Biz de bırakın 8'e verin diyoruz. Bakalım uğraşacağız. Türkiye'ye gelmek istemiyormuş ya. Mourinho'nun bir görüşmesine bakar. Biz Samarzi çalalım bence. McKinney'i ortaya attılar. Juventus'tan. Bilgim yok arkadaşlar. Fülkrup. Yani bakın beğenmemişler de Ferdi. Demek ki Fülkrup olayda yalanmış. Emre Mor'a talipler var. Emre Mor'un e, Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği belli olmaz. Bazısı devam edecek diyor. Bazı etmeyecek diyor. E, ne diyor Çubuklu Spor? Şaklar eski CEO'su. Seri Palkin Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler. Bakalım kim davayı kazacağız, kazanacak göreceğiz demiş. Ulan keşke doğru çıksa. Yani keşke doğru çıksa dediğimiz bir haber. Ama bu doğru değil arkadaşlar. Bu doğru değil arkadaşlar bilginiz olsun. Nerede kalmıştık? Emre Mor. Emre Mor'u beğendiğini söylüyorlar ama ben daha bir MR göremedim arkadaşlar. 29'undaki maçtan sonra hocamız Mourinho açıklar uygun görürse. İsmail Yüksek Tadic Bekao Ferdi dedik. Bunları konuştuk bir yere gitmediğine sevindiriz değil mi arkadaşlar? Jose Mourinho dedik. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bunların hepsi futbolcu ayıklamak zorundalar. Yabancı kuralı bunlara da geliyor. 12'ye düşürmek zorundalar. Çok ciddi sıkıntılar. 3 büyükleri, 4 büyükleri, 5 büyükleri, 10 büyükleri bekliyor. Onu da söyleyeyim. Livakovic. Livakovic'e Celtic'in bir teklifinin olduğunu söylediler. Aslı yok arkadaşlar. Alakası yok. Bilginiz olsun. Onu da belirtmiş olayım. Yok yani. 11-11.5 milyon euro falan konuşuyor. Keşke doğru olsaydı da gönderseydik ama doğru değil. Başkan Cicu'yla kimdi ya? O sayı kampa katıldı. Sağlık kontrolünden sonra. Osterwalder'in bir yere gittiği yok ama Osterwalder'in de ciddi talipleri var. Fred'in açıklamaları var. Onu zaten sosyal medyadan bulabilirsiniz. Başka Şimanski, Ceko, Crespo. Crespo'yu beğendiğine dair duyumlarım var arkadaşlar. Yani Jose Mourinho'nun Crespo'yu beğendiğine dair duyumlarım var. Ama 29'undan sonra Ben yani aktaracaklarım bu kadar. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Zaten videoları izlemiyorsunuz. Bu kanaldakileri de izleyin. Diğer kanalda izleyin. Teşekkürlerimi sunuyorum ben. Her halikarda Fenerbahçe'ye katkınız için arkadaşlar. Her halikarda kanala katkınız için. Her halükarda desteğiniz için, her halükarda hani bana sabrettiğiniz için. Anlatabiliyor muyum? Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe sayfaları Yusuf El Nesiri'yi paylaşmış sürekli. Ha ya Sabuncu ne demiş? 11 Temmuz'da FIFA'nın Tete ve Galatasaray'a ceza vereceğini düşünüyorum demiş. Dınink ding, ding. Hadi inşallah bakalım. Yani inşallah ne diyelim. Ama bu cezanın öyle basit bir ceza olacağını da çok düşünmüyorum. Çünkü şimdi Endombele, Zaha, TT hiçbir şey yapmadan para kazandılar diyor birçok taraftar. Ama bizim şeyimiz değil. Mitrovic Arabistan'da çok almış diyor Yavuz Sabuncuoğlu. Ulan Mitrovic gelir mi acaba? Yani keşke öyle bir iyilik yapsa ama Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Başka da söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Ee, ne diyeyim? Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.